Merhabalar efendim nasılsınız iyi misiniz afiyetler misiniz bugün günlerden 6 Eylül bugün günlerden uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin başladığı o mutlu gün diyelim efendim herkes arkadaşlarını okulunu sırasını masasını en azından biraz olsun evden uzaklaşmayı özlemiştir diye düşünüyorum değil mi artık evde de dört duvar üstüne üstüne gelince okul özlendi e peki okuldan sonra ne yapılır? AYT matematikte, rehber matematikle, elinde kalem, önünde kağıt yola devam edilir. Mezun tayfa belki son uzun zamandır gidemediler ama onlarla biz en azından burada bir yüz yüze tadında yapmıyor muyuz be? Hani vardır ya ekmek banıp yersin ekrana. E bizimki de o hesap be. Yüz yüze eğitim olmasa da biz de uzaktan ekmek banıp yeme misali yolumuza devam. Elde kalem, önünüzdeki demiştim bunu ya. Neyse uzatmayalım. Fonksiyonlarda dördüncü ders. Gönder. Gönder gelsin efendim. Nasıl da ilk gün bakayım. Özlemiş misin? Kakara kikiri arkadaş muhabbet güzel. Ama ayet matematik beklemez efendim. Ben de kızımı bekliyorum okuldan çıkacak gelecek diye efendim. Fonksiyonlar dördüncü ders. Öğren bitsin de yedinci föye geldik efendim. Yedinci föydeyiz. Ard arda fonksiyonlarda taraf tarafa işlemler. Ya kısaca biz buna indirgemeli fonksiyonlar diye de geçiyoruz tamam mı? Yani bazı kitaplarda öyle de geçer. Bizim kitabımızda ard arda fonksiyonlarda taraf tarafa işlemler yapacağız. Ard arda fonksiyonlar birbirini takip eden o fonksiyonlarda istenen x değerini yerine koyarak işte toplama yaparak taraf tarafa çarpma yaparak bir şekilde o fonksiyona ulaşmaya çalışıyoruz. Bakalım bakalım nasıl ulaşacağız. Tanımlı olduğu oldu aralıkta? Fx artı 1, Fx artı x. F1 eşittir 3. Buna göre F5 değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu tarafa baktığında ne görüyorsun? Fx artı 1'i, şurada Fx'i. x'e e değerler vererek adım adım ilerleyeceğiz. X'e kaç verelim biliyor musun önce? X'e 1 verelim. Çünkü bana zaten F1'i vermiş. X'e 1 verince burası F2 oldu. Şurası F1 oldu. Artı 1'imi de ben yapıştırdım yanına. Ya iyi güzel hocam yerine yazalım mı? Hadi gel işte x yerine 3 yazalım. Ardından f2 eşittir 4 diyelim mi? İşte bu tarz sorularda acele etmiyorsun. Adım adım yazmaya devam ediyorsun. Belli bir mantığa göre ilerliyorlar. x yerine 2 verdiğinde burası 3 çıktı. Burası 2 çıktı. Al sana burası da 2 çıktı. Allah Allah. F2'yi bulup F3'e geçmeyelim. Biz X5'e kadar gideceğiz değil mi? Şurada X yerine 3 verdim. X yerine 3 verdim burası F4 olur. F3 artı 3 oldu. Hala olmadı. İstediğim değere ulaşamadım. X yerine 4 verdim geldim. F5 eşittir. F4 artı 4 değerine ulaştım. Dedim durdum burada. Dedim ki ya arkadaş artık geldi bir olay oldu. Biz F5'e ulaştık Ta. F5 ile ilgili nasıl işlem yapabiliriz? Ey güzel arkadaşım eğer aralarında toplama işlemi varsa taraf tarafa ben de topluyorum. Diyorum ki F2'ler yedi birbirini, F3'ler yedi birbirini, F4'ler onlar da yediler birbirlerini. Sol tarafta sadece F5 kaldı. F5'imi yazdım. Sağ tarafta sadece 1. Aslında sadece F1 kalmadı. Bir de ne kaldı? 1, 2, 3, 4 kaldı. Ey Gavuz Efendi sana buradan selam gönderelim. Unutunca arkadaşlar kızıyorlar çünkü. 5-5 daha 10 yaptı burası. Şu F1 değerini biz 3 bulmuşuz. Otomatikman F5 değerimiz 10. 3 daha 13'tür dedim. Baktım seçeneklere vurdum cevabı. Bu daha temel sorusu. Başlıyoruz bakalım hazırsan. Şimdi aldık koyduk karşımıza. Fx artı 2. Fx artı 1. Eksi 4. F1 eşittir 30. Bugün çözeceğim birkaç tane. Özellikle sondaki ÖSYM sorar tadındaki soru var ya. Tam bir ters köşe sorusu. Tam bir ÖSYM sorusu. Hem zamanımızı hün harca harcıyor. Hem de kafamızı beynimizi yakıyor. Öyle bir soru gelecek bugün. Buna göre F15'leri aşağıdakilerden hangisidir? Ya hocam az önce kısaydı. Tek tek hepsini yazdık çıktı. Hep öyle olur mu? Bak ta 15'e kadar göndermişim ben seni. Bu oraya kadar gidilmeyecek anlamına geliyor. Bizim bu keçeli kalemlerin boyun biraz kısa? Ben onları hemen biraz boyunu uzatayım ya şuradan. Sizin niye boyunuz kısa arkadaş böyle? Sizi şöyle azıcık uzatayım bakayım. Azıcık uzatayım. Or orada biraz mouse kullanacağız artık. Tamam mı? Bakayım boyu uzadım onların. Bir bakalım kontrol edelim mi? Hah, azıcık büyümüşler. Şimdi x yerine gel biz yine 1 diyerek başlayalım güzel arkadaşım. Ben x bir yerine 1 verince burada. ayda x yerine 1 verince burası f3 oldu burası f2 oldu. İşime gelmedi ki. Çünkü ben f1'in değerini biliyorum. f1'i bulmadan bir yere gitmenin anlamı yok. O zaman dedim ki x yerine gel 0 verelim. x yerine 0 verdim burası f2. Burası x yerine 0 verince burası 1. Burası eksi 4'ü zaten aynen kalacak olmadı. f 1 buldum. f2'yi oradan çekerim ama işime gelmez. x yerine 1 verelim bakalım o sonuç bizi nereye götürecek? x yerine 1 verdik f3 oldu. Şu arkadaş f2 oldu. Şurası -4 oldu. Bak yavaş yavaş meydana çıkmaya başladı. Demek ki ne yapıyorsun? Tırsmıyorsun böyle sorularda. Adım adım yazmaya devam ediyorsun sen de. Yalnız nereye kadar yazıyoruz hocam? Yani işin mantığını görebildiğin yere kadar yaz derler bizim orada işin mantığını görene kadar. 2 ekledim üstüne 4 oldu. 1 ekledim üstüne 3 oldu. Yine eksi 4'ümü yazdım. Dedim ki artık yeter. Böyle tek tek yazmakla bir yere varamayız biz. Ben F15'e gitmek istiyorum. O halde X'e kaç vermem gerekir? 2 eklediğinde F15'i bulduğuna göre sen X yerine 13 verebilirsin. X yerine 13 verdim. Şurası F15 oldu. X yerine 13 verdim. Burası 14 oldu. Bir de eksi 4'ü var. Dedim dur, dur bakalım artık burada. Şimdi biz bu kadar değeri elde ettik. Aralarında çıkarma işlemi var. O zaman hocam alt alta çıkarma mı yapalım? Hayır bu tarz ifadelerde ya toplama ya çarpma yapılıyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi baktım bu tarafa. Dedin ki ya arkadaş F2'ler birbirini götürüyor. Bunları tek tek hesaplamanın anlamı yok. F3'ler gitti. F4'ler gitti. F14'ler gitti. Senin elinde sadece sol tarafta ne kaldı? F15 kaldı. Yukarıda ne kaldı? F1 kaldı. Burası biraz kritik. Hocam burada kaç tane? Eksi 4 onu hesaplayacağız ya. Cık. Tane adeti gerekli bana. Sıfırdan 13. terime gelmişim. Yok yok. 1, 2, 3, 14. terime gelmişim. 14 tane eksi 4 değeri var demektir burada. 4 kere 4 16 altı elde var. Biri. 4 kere 1 4 1 de elde 5 eksi 56. O zaman yaz bakalım buraya eksi 56 yı. ama soruya ramak kaldı bitmesine. Ben şuraya 30 eksi 56'yı buraya yazdığımda doğru cevap çıkarttım da şurada 4 kaldı. Şurada 4'ten 3 çıkıp 1 kaldı. Eksi 14 ile vurdum cevabı Adana'ya. Hay maşallah dedim ya. Hay maşallah dedim ya. Ne güzel gidiyoruz. Ne güzel sorularla başladık. Tatlı tatlı bir heyecanla gidiyoruz. Şurada bir karınca alan mı oldu yüzümde neyse. Tanımlı olduğu aralıkta. Fx'i vermişim. Fx artı 1 çarpı x eksi 1. Aha burada kritik bir vaka var. Arada çarpma işlemi var. Çünkü ben anlatırken hani ne yaptım? Araya toplama verdiydim. Dedim ki bu sefer bir dur bakalım. Bir çarpma versek ne yapar bu genç? Uzatmayalım. F3'ten F8'e gideceğiz. f 3 elde etmek için direkt x yerine 3 yazalım. Ne dersin? x yerine direkt 3'ümü yazdım. Ha, orada da eksisi var. Bir görelim bakalım. Burası F3 oldu. X'e 1 ekledim burası 4 oldu. 3'ten 1 çıktı burası 2 oldu. Hı, hı, hı. Hemen hesapladım F4'ü de ne gerek var abi? Bulmayalım biz onu. Devam edelim. X yerine 4 verdim x yerine 4 verince burası f4 oldu. Şurası x yerine 4 verince 4 bir daha 5 yaptı. Şurası x yerine 4 verince şurası 3 oldu. 2 çarpı 3 çarpı diye ilerliyor bu arkadaş. x yerine gel bir de hop ne oluyor ya hocam direkt 6 verdin sen. 5 verdim. Şurası f5 oldu. Şuradaki arkadaş f6 oldu. Çarpı 5'ten de 1 çıktı. Burada da 4 oluştu yetmez. Biz F8'e kadar yazalım zaten yolumuz çok uzun değil diyorum. F6 çarp eşittir. F7 F7 çarp 6'dan da 1 çıktı. 5 kaldı. Yoluma devam ediyorum bitmiyor hala. X yerine 7 verince galiba artık sonucu bulacağız. Burası F7. Şurası F8. 7'den 1 çıktı 6 kaldı. Tamamdır dedim artık buldum. Ama ne yapacağız hocam taraf tarafa? İşte taraf tarafa çarpma işlemi uyguluyorsun. Taraf tarafa çarpma işlemi uygulasan da Dikkat et. Şuradaki arkadaşlar birbirlerini götürecek. Nerede o? Cırt sana cırt sana. Bunlar elendi. Cırt sana cırt sana. Bunlar da elendi. Cırt sana cırt sana. Cırt sana cırt sana. Bunlar gitti. Sol tarafta sadece benim görebildiğim ne kaldı? F3 kaldı. Sağ tarafta F5 pardon F8 var. Ama yanında bir sürü bir ıbidik bir sayılar var. Şöyle bir bakalım e, 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 var. Ey güzel arkadaşım biz F30 yerine ne yaz demişiz sana? 48 yaz demişiz. 48 nedir? 6 kere 8 48'dir. Peki 2 kere 4 8. 6 kere 8 48. O zaman derim ki 2'yi 4'ü 6 sildiğimde karşı tarafta sadece 1 kalır. F8 dediğim değer 3 kere 5 15. O halde F8'i yalnız bıraktığımda doğru cevap 1 bölü 15'tir dedim. Noktayı vurdum. Ver elini dedim bir sonraki soru gelsin bakayım. Evet bol bol indirgemeli dizi sorusu çözeceğim sana. Zamanında ÖSYM buraları çok seviyordu. Bol bol soru sordu. Evet biz de soralım o zaman şimdi. Pozitif tam sayılarda tanımlandı. Bir fonksiyon verdik. F1, f Bugün çok önemli tanımlar da var ha. F1, F2. Art F23 toplamına kadar değerleri istedim senden. Belli ki X'e 1 vereceğiz. Hocam burada mantığı gördük mü soru gidiyor galiba. Aynen öyle. Aslında özünde baksan bir, bir kesir sorusu ha. 1 bölü 1, eksi 1 bölü 2. X yerine 2 verdim. F2 yazdım buraya. 1 bölü 2, eksi 1 bölü 3 dedim. X yerine eşittir 3 verdim. F3 eşittir 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 yazdım. Cık, yetmez. Bir, yeter yeter. Bence yeter. Hadi gel x yerine artık 23 verelim. Tam da en sevdiğim sayı RM tayfalar bilir. Benim neden 23'ü sevdiğimi. 1 bölü 23 eksi 1 bölü 24'ü buldum dedim ki arasında çıkarma varsa ben aralarına toplama işlemi çakarım. Çaktıktan sonra dedim ki var mı sadeleşme? Yani şuraya baktığında F1, F2, F3 gidiyor. Ha sadeleşme aramıyorsun. Zaten hepsinin toplamını istiyoruz. Ne yaptın hocam? Alıştık tabii sadeleştirmeye. F1 artı, F2 artı bıdı bıdı bıdı. bıdı F 23'e kadar sayıların toplamı. Ha, yine gidenler varmış ama bak. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 3. Sadeleşme yönünü gördükten sonra artık tahmin edebiliyorsun ve diyorsun ki bu sayılar gider. Geriye ne kadar burada 1 bölü 1. Burada da eksi 1 bölü 24. 1 bölü 1 1. 1 bölü 24'ü mü yazdım? Çıkartma işlemini yaptığımızda 23 bölü 24'tür. Şuraya kocaman yazalım cevabı be. 23 bölü 24'tür cevap. Bir doğru cevabımız daha. Gelsin ÖSYM tadında. Güzel bir soru. Şimdi alıştık biz. Hani şu değerler veriliyor o değeri bul diye. Gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonunu tanımlı olduğu her değer için fn artı 2 fn Artı ne olduğuna göre F23 eksi F3'ü bulur musun dedik. Şimdi sen diyorsun ki acaba F3'ü ayrı bulacağız F25'i ayrı mı bulacağız? Mantık şöyle olmalı. Burada verilen en küçük sayı burada verilen en büyük sayıyı elde etmeye çalışacağız. 3'ü elde etmek için N yerine kaç verirsin direkt dersin ki 3 verelim direkt gelsin. N yerine 3 verdim burası 5 geldi. N yerine 3 geldi verdim burası 3 geldi bir de artı 3'ü vardı. Göremedik hocam. Hadi gel neye yerine bir de 4 verelim hocam. Verdim dördümü ama bir dakika. Bak bu çok kritik bir şey. Neler burada kaçar kaçar ilerliyor. İkişer ikişer. Ya hocam sen bir dördü ver bakayım. Ben tam mantığını anlamadım da diyeceksin sen bana. Ben seni biliyorum. Bunu yazdıracaksın. Diyeceksin ki burada F6, F4 oluştu. Bir öncekinde F3, F5 vardı. Bak ikişer ikişer ilerlediler. E ben bunları götürmeye kalksam nasıl götüreceğim? Bir mantığı yok. E gitmiyorlar. E gitmez tabii. Sen diyeceksin ki burada N'ler madem ikişer ikişer ilerliyor biz de burada üzerine 2 koyalım. 2 koydum burası N5 oldu. 2 koydum burası F7, 2 koydum burası F5. 2 pardon burası da 5. Ey güzel arkadaşım bak benim amacım sadeleştirme yapmak. O sadeleşme yönünü tespit edebilmek. Şimdi tespit ediyorum. Diyorum ki F5'ler yer birbirini. He, o zaman biraz buradan ilerleyelim. Kaçar kaçar ilerliyoruz hocam? İkişer ikişer. Neden ikişer ikişer ilerledi mi? Herhalde anladın diye tahmin ediyorum. 2 verdim üstüne F9 oldu. 2 verdim üstüne F7 oldu. Burası da artı 7'si var. Evet artık soruyu bitirebilirim. Derim ki ben N yerine eğer 23 yazarsam 2 koydum üstüne 25 oldu. Karşı tarafta F23 artı bir daha 23'ü var. Ama bizim amacımız zaten sadeleştirme yapmak. Bak alt alta dur hocam acele etme alt alta bir toplu önce. Alt alta toplarsam eğer F5'ler, F7'ler, F9'lar, F23'ler hepsi 7 birbirini. So, bu tarafta sol tarafta sadece F25 kaldı. Sağ tarafta zaten aradığımız değerlerden biri olan F3 kaldı. Burası kritik vaka. Hocam ben bunu nasıl hesaplayacağım? Alt alta nasıl toplayacağım? Şimdi ne toplamını istiyor? 3 artı 5 artı 7 artı bıdı bıdı bıdı, bıdı 23'ün toplamını istiyor. Diyeceksin ki ey Gauss sen bir gel bakayım. Sondan baştan topladım 26. Demek ki burada 26'lar oluşacak da kaç tane? Terim sayısı formülünü hatırlıyor musun? Son terim eksi ilk terim 23 eksi 3 kaçar kaçar ilerliyor ikişer ikişer bölü 2. Iki artı bir terim sayısı 49 günde TYT'de anlattık. Şurada 20 kaldı 2'ye böldüm 10 kaldı 1 ekledim üstüne 11. Burada kaç tane terim var? 11 tane terim var. Biz bunları ikişer gruplandıracağız. Bu gruplandırmanın sonunda sadece tam ortadaki sayı kendine adaşını bulamayacaktır. Hani 3 ile 23'ü gruplandırdım. İşte efendime söyleyeyim 5 ile 21'i Tamam da kim gruplanmadı? Tam ortadaki sayı 23 artı 3 bölü 2'nin tam ortasında ne vardır? 13. Bakayım 26 2'ye böl 13 sayısı vardır. 13 sayısı gruplanmadı. Yani ben sana şunu söylemek istiyorum. Toplamları 26 olan 10 sayıdan ikişerli gruplar yaptığımda 5 tane sayı yapar. Üstüne bir de yan kenarda kalacak olan 13 vardır. Bu sayıların toplamını bulurum. Sen terimler toplamından da bulursun. Ben böyle bulmak istedim. 6 kere 5 30 130 ne geldi 143 geldi ya tamam da bu, bu şekilde verilmiş bir 143 var sen bunu ufak bir dizayn yapacaksın diyeceksin ki sen bir git karşıya bakalım F24 F25 arıyorduk biz pardon F25 eş, eksi karşı eksi olarak geçti F3 eşittir 143 dedim. Vurdum cevabı 143'e. Bir cevabı bir soruyu daha bitirdikten sonra artık yeni föy gelsin. Sekizinci föydeyiz. Değişken değiştirme yöntemi. Şimdi bazen fonksiyonlarda böyle indirgemeli fonksiyon yapamazsın. X yerine... Başta gösterdim ben sana. Göstermemişsem göstermiş olayım yani. X yerine istediğin değeri yazamazsın. İşte o yazamadığın anlarda değişken değiştirme bir an orada böyle yanıp sönebilir bir neon ışığı gibi y eşittir f g x. Bak f'nin içinde g fonksiyonu olacak. Diyeceğiz ki ya bu g yerine biz kocaman bir x yazalım. Böylelikle değişken değiştirme yapalım. Ya böyle anlatınca olmaz be hocam. Sen bana güzel güzel bana birkaç örnek çöz. Biz bu işi beraber halledelim. Hadi gel. Sekizinci foyden. f r'den r'ye bir fonksiyon. f 2 üzeri x artı 1. Bıdı bıdı, bıdı 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 bir şeyler var burada. Sen şimdi iyi kötü üstü sayı biliyorsun. E üstü sayılarda değişken değiştirmeyi keza biliyorsun. O zaman gel şöyle bir şey yapalım. Bak bunların hepsi 2'nin kuvvetleridir. 2 üzeri x'e gel biz x diyelim. Ya x dersek sanki kafan karışır gibi değil mi? Gel biz a diyelim 2 üzeri x'e. O zaman şunu söyle bana. 4 üzeri x nedir? 4 üzeri x 2 üzeri x'in karesidir. Yani kısaca a kare diyebilirsin. 8 üzeri x nedir? 2 üzeri x'in kübüdür. Ya sen buna kısaca a küp diyebilirsin. Şimdi gel yazalım. F A artı 1. Neden A dedim? 2 üzeri x gördüğüm yere A yazacağım. 8 üzeri x gördüğüm yere A küp yazacağım. Yanına bu ne ya hocam bunu nasıl yazacağız? 4 üzeri x çarpı 4 diye yazacağız. O zaman 4 çarpı A'nın karesi. Müthiş oldu şimdi. Artı bir daha A. Yalnız kenarda bir de eksi 3'ü var. Şimdi diyorum ki arkadaş sen benden ne istiyorsun? F4'ü istiyorsun. Ya sen bunun 4 çıkmasını istiyorsun. O zaman diyorum ki sana A artı 1'in cevabının 4 çıkması için bizim A yerine 3'ü yazmamız gerekir. A yerine 3 yazıyorum. 3'ün kübü artı 4 çarpı 3'ün karesi artı 3 eksi 3. Cırt sana cırt sana bunları bir gönderelim. Onlarla falan uğraşmak istemiyorum. Dedim ki buradan bir 27 alırım. Dedim ki buradan 9, 4 kere 9, 36 alırım. Şunları bir toplarız bakalım bir tertemiz. 7, 3, 6, 63. Efendim biz F4'ü böylelikle bulduk. F4 63'tür dedim. Bir uyan bir silkelen bir kendine gel bakayım. Bir dağıldık sanki. Bir yamulduk sanki. Tamam okulda var. Okulda olacak. Okul olunca çalışılmıyor mu zannediyorsun? Sen çok alıştın bu pandemi sürecine. Vallahi hangimiz alışmadık ya gerçi de. Hani böyle istemsizce böyle kapalı mekanlara girerken tak diye böyle kapatıyorsun. Yani tamam açık alanda zaten maske takmayalım ama kapalı mekanda tak diye böyle kapatı veriyorsun. Seninki de o hesap. Ya evde biz böyle şey yapmıyorduk ya okula gitmiyorduk. Bir yorgunluk falan oldu değil mi? Vücut alışamadı bir hamlarsın. Ama ya, çabuk toparla. Fx eksi 1. X küp eksi 3x kare artı 3x eksi 2. Verdim bu fonksiyonu. Dedim ki bana bunu bul. Ya normal şartlarda senin yapacağın ifade belli diyeceksin ki bu ifade budur. Biri karşıya atarım onu yazarım. Ya yazarsın da işin içinden çıkamazsın. O zaman sazan sorusu olur bu. Sen sazan olmak istemiyorsun. Ya ne yapacağız hocam? Diyeceksin ki ya burası bir şeye benziyor ama neye benziyor? Sen şunu hatırlıyor musun? X eksi birin kübünün açılımı. Birincinin kübü. Eksi 3 x kare artı 3 x eksi 1. Hatırlıyor musun? ben hatırlatmış olayım. Ya buraya kadar hocam her şey çok güzel gidiyordu. Ya orada bir şey olmuş o fonksiyona. Bir şey olmamış ona. Dur onu düzelti vereyim ben sana. X küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 yazması lazım. Ama ben de eksi 2 yazıyorum madem öyle. Ben de diyorum ki eksi 1'i ayır kenara. Çünkü şu arkadaş artık x eksi 1'in kübüdür. Gel x eksi 1'e a diyelim. Gel x eksi 1'e a diyelim. Ardı, ah, soru var ya burada patlıyor zaten efsane soruya dönüşüyor. A^ -1 aslında bu soru. Özdün. Kapı vuruldu efendim. Anam okul dönüşü kızım gelmiş. Okul dönüşü kızım gelmiş. Hemen geliyorum ben video. Hatta kızım gel. Şöyle bir önlükle görelim seni. Ay 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 kızım gelmiş kızım. Bir öpücük. Tamam biz biz ara veriyoruz. Şimdi diyeceksin saat 6'da gelmedi zaten video. Hocam bir de kız geldi falan. Ama mevzuyu galiba şimdi anlamışsındır. Ya güzel arkadaşım. Kızım birinci sınıfa başlamış. Ben onun mutluluğuna ortak olmayayım da bir yarım saat bir 45 dakika sohbet etmeyeyim mi? Edince de Video gecikti. O kadar olur ya. Bir, bu günlük hafif olsun artık. Okulun ilk günü edasıyla. ile. Tamam mı? Hadi şimdi gel. Şimdi gel kaldığımız yerden devam edelim. Biz ne yaptık burada ya? Yanlışlık karalan falan yaptık. Ve A eşittir A küp eksi 1 dedik. A yerine ne yazacağız? Üçüncü dereceden kök 3 yazacağız. O da eşittir. Üçüncü dereceden kök 3'ün 3'ü üçü üstünde bir de yanında eksi 1. Bir kere şu üçler birbirini 7 burada sadece 3 eksi 1 kaldı. 3 eksi 1 eşittir 2 dedim cevabımı koyu verdim geçtim efendim. Bir soru daha biter be. Gelsin o zaman sıradaki soru. Bu soruyu direkt baktığında belki göremeyeceksin. Diyeceksin ki x eksi 1 bölü x ama çarpanlara ayırma bilgisi istiyor yine. Bak yine değişken değiştirme f2. Hani bir düşünsen ne yapabiliriz acaba hocam? Göstereyim biraz bir şeyler hadi gel. Şimdi x eksi 1 bölü x'in karesini hatırlıyor musun? Ama hocam karesinin açılımı sanki yok orada. Bir dene bakalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı arada eksi olduğu için eksi. Bir de ikincinin karesini yazdım. Dedim ki bunlar gidiyor zaten. Bunlar gidince otomatikman burada ne kaldı? X kare artı artı diyelim biz. 1 bölü x kare eksi bir de 2x var. 2x yok ya orada 2 falan yok. Sadece 2 var. Ama bizde 3 var hocam. E benzet. Benzetelim onları. X eksi 1 bölü x yazalım buraya. Eşittir diyelim. X kare artı 1 bölü x kare bana eksi 2 lazım. Ben yanına eksi 3'e tamamlamak adına ne yaptım? Bir tane daha eksi 1 yazdım. O zaten eksi 3 oluyorlar hepsi beraber. Şimdi yorumum şu. Ya arkadaş gel biz buna a dersek e daha doğrusu şuna a dersek eğer bu arkadaşın karesi değil midir bu a kare? x kare artı 1 bölü x kare eksi 2. Evet gerçekten odur. O zaman artık temize çekelim. F a dediğim değer eşittir a kare yanında da bir de nesi var? Eksi 1 var. A A yerine kaç yazıyorsun? F2. Yani x yerine 2 yazıyorum. 2 yazdım. 4 eksi 1. F2'nin cevabı eşittir. 3'tür dedim. Vurdum cevabımı 3'e. Tertemiz bir çözümle geldim önemli bir noktaya. 9. föydeyiz. 9. föyde aslında fonksiyon sayısı var. Birebirlik var. Örtenlik var. İçine tanımı var. Artık fonksiyonun çeşitlerine giriyoruz. Şöyle bir toparlan. Şöyle bir kendine gel. Taktikler başlıyor. Tanımlar başlıyor. Hadi bakalım. Dokuzuncu fay. Fonksiyon sayısı ve fonksiyonun özellikleri dedik. Burada fonksiyon çeşitlerine de yavaş yavaş giriyoruz. Bunlar aslında bir nevi fonksiyonun kendi özellikleri oluyorlar. Şimdi A'dan B'ye fonksiyon adedi kaç tanedir? Bunu tahmin etmeye bulmaya çalışacağız. Tahmin etmeyeceğiz ya. Ne tahmini? Bulacağız direkt. Şimdi A kümesinin eleman sayısı A. B kümesinin eleman sayısı B olsun. Soru şu olsun. A'dan B'ye kaç tane fonksiyon tanımlanabilir? Bir kere formül B üzeri A. Ama neden? Ya matematiğin en güzel noktası. Ya B üzeri A yazdın hocam da neden neden? Şimdi nedenini soru üstünde ispatlayayım ben sana sen git ondan sonra. Ha formül neden bu anla mevzuyu. Diyorum ki iki tane küme lazım bana. A'dan B'ye tanımlı fonksiyonları bulmak istiyorum. A kümesi, B kümesi. A kümesinde 3 var, 7 var, 6 var. B kümesinde A var, B var. Şimdi diyorum ki sana A'dan B'ye tanımlı fonksiyonu bulmak için ne yapılıyordu? Fonksiyonun tanımı ne diyor? A'dakileri alacaksın, B'dekileriyle eşleştireceğim. Bak yine tanım karşıma çıktı. 3 buradan kaç kişiye gidebilir? İster A'ya gider, ister 2'ye gider. 3'ün gidebileceği kaç farklı ihtimal var? 2 farklı ihtimal var. Çarpı Permütasyon kombinasyon olasılıktan az biraz bilgimiz vardır herhalde 49 günde TYT'de anlattık ya. 2 ihtimalle gidebilir. Diyorum ki 7 buradan ya A'ya ya, ya B'ye. Bakın ikisine de gider demiyorum. İkisinden birine gidebilir ama gidebileceği kaç farklı ihtimal var? İki farklı ihtimal. Diyorum ki 6'ya. Sen buradan ya A'ya gidersin ya B'ye gidersin. Kaç farklı ihtimal var? İki farklı ihtimal. Bu ihtimallerin çarpımıdır bizim A'dan B'ye fonksiyon sayımız. O da 2 üzeri 3'tür. Yani B'nin eleman sayısının üstüne A'nın eleman sayısını yazdık. Cevabı da 8 yazdık bitirdik. Soru tam tersi. B'den A'ya. B'den A'yı soruyorsan A üstü B'yi bulursun. B'den A'yı soruyor. Bir dakika ya. Burada niye bildirim bildirim geliyor ya? Şunları bir kapatalım efendim. Bilimleri kapattık. A üzeri B nasıl bulunacak o zaman? 3 üzeri 2'den 3'ün karesinden cevap nedir dedim? 9'dur dedim. 10. sayfayı bitirdim. 19 sayfa toplamda. Yolumuza devam ediyoruz efendim. A 1 2 3 4 5 B A B C. Olmak üzere A'dan B'ye tanımlanan fonksiyonların kaç tanesinde? Bu sefer direkt adres vermiş. Demiş ki F5 e, C olsun. Şimdi direkt madem adres verdi biz de A'yı B'yi yazarken biraz daha dikkatli davranacağız demektir. A kümesinin elemanları 1 2 3 4 bir de 5 yazdım. B kümesinin elemanları A, B, C'dir. Şimdi diyorum ki bir kere 5'i kimle eşleştirmişim? C ile. Şimdi artık 5 başkasıyla eşleşebilir mi? Eşleşemez. 5'in eşleşebileceği kaç ihtimal var? Bir tane arkadaş başka yok. Çarpma. Yola devam. 1. Buradan kime gidebilir? C'ye giden uzun. Niye C'ye gidemesin? İstediğine gidebilir. Buradan 3 farklı ihtimalle de gidebilir. İstediğine gidebildiği için 3 farklı ihtimal. Yola devam edelim. Artık bakın formül formül kullanmıyorum. Artık mantığıyla çözüyorum soruları. 3 farklı ihtimale gidebilir. 3 buradan kime gidebilir? 3 farklı ihtimalle gidebilir. 4 buradan kaç farklı ihtimalle gidebilir? 3 farklı ihtimale gidebilir. O zaman derim ki artık soru bitsin. Buradan ne gelecek? 1 çarpı 3 3 3 3 3 üzeri 4 81'dir dedim. Vurdum cevabımı. Şimdi gelsin bakalım sazan diyebileceğimiz bir soru. Biraz da uğraştıracak bir soru. ABC olsun A kümesi. B kümesi A, B, D, E olsun. Her x elemanıdır A için fx x'e eşit olmasın kendisine. A'dan B'ye kaç tane farklı fonksiyon yazılabilir? Şimdi direkt formülle yola çıkan arkadaş burada patlayabilir. Aslında var bir kısa yolu ama ben ben farklı çözmek istiyorum. Diyorum ki biz madem A'daki elemanları B'ye götürüyoruz. Ben de A'dan elemanlar seçeceğim. Çek tek deneyeceğim. F, Fx pardon x eşittir. A olsun. X yerine A'yı aldım. Yani benim istediğim değer F A B olsun olabilir yani. F A D olabilir. F A E olabilir ama ben neyi istemiyorum? F A eşittir A eşitliğini istemiyorum. Buraya kadar yazdıklarımdan kaç tane farklı ihtimal ihtimalleri sayıyoruz? Önemli olanı 3 farklı ihtimal var. Şimdi A'yı kullandın. Aynı şekilde gel B'yi kullanalım. X eşittir B olarak alıyorum. O zaman diyorum ki F, B değeri A'ya eşit olabilir. B kümesindeki elemanlarla eşleştiriyorum. B'ye, B'ye eşit olamaz. Bunu alamayacağımızı söyledik. Fx'ler, x'lere eşit olmayacak. D'ye eşit olabilir. F, B neye eşit olabilir? E'ye eşit olabilir. Yine benim burada saydığımda kaç tane farklı ihtimal var? 3 tane farklı ihtimal var. Yoluma devam ettim. X eşittir C olabilir dedim. Şimdi de F, A eşittir. A'ları alıp, pardon F, C olacaktı. F, A değil. F, C eşittir. A olabilir. FC eşittir B olabilir. FC eşittir D olabilir. FC eşittir E olabilir. Yani burada gördüğün dört ihtimali dördünü de alabilir. Bunun için hiçbir neden bir sebep yok. Artık soru biter. 3 çarpı 3 çarpı 4. 3 kere 3 9. 4 kere 9 36. 36 farklı tane ben burada fonksiyon yazarım dilersem. Ama yazmayacağım. Ne gerek var o kadar fonksiyon yazmaya? 10 numara 5 yıldız bir soruyla yolumuza devam ediyoruz efendim. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5'ten oluşsun. F, A'dan A'ya tanımlıyoruz. Yani A kümesinin içindeki elemanlarla tanımlayacağız. Her x elemandır A için f x eksi 6 eksi pardon küçüktür x koşuluna uyan kaç farklı f fonksiyonu yazılabilir? Yine aynı taktik. Yine x'e değerler vererek başlayacağım. x'e 1 verdim. Dedim ki burada burası f1. Tamam güzel. Ya bunu karşıya atsak ne olur? 6 artı x olmaz mı? Biz bunu karşıya atarken keşke şöyle atsaymış. Soruda şunu alt alt mı yapsak ya, artı mı yapsak? Ne dersin? Sanki daha güzel olacak. Şunu artı, şunu artı yapalım biz. Şunu artı yapalım tamam mı? Şuna da eksi yapalım. Soruda ufak bir düzeltme yaptık. Sıradada ufak bir düzeltme yaptık. Daha güzel bir sonuç elde edebilmek için. 6 eksi x oldu. 6'yı aldım karşıya, artı altı karşıya. Daha doğrusu eksi altı karşıya artı olarak geçti. 6 eksi x. Ha şimdi oldu. Sadece şurada düzeltme yaptım. Özür diliyorum. Sordaki bu hata için. Şuraya eksi koydum. Tamam. X yerine kaç verdik? 1 verdik. 6 eksi 1'den F1 kimden küçük çıkacak? 5'ten küçük çıkacak. Çok benzer bir sınav sorusudur bu. Hani neyse bir soru hocam bu. Bildiğin sınav sorusunun çok böyle yandan yemişi diyebiliriz. F1 küçük olacak 5'ten. Diyorum ki bu ihtimali sağlayan hangi değerler var? Şimdi sen gider F1 yerine 1'i alabilirsin alamazsın demiyor. F1 yerine 2 alabilirsin. F1 yerine eşittir 3'ü alabilirsin. F1 yerine eşittir 4'ü alabilirsin ama 5 alamazsın. Kaç farklı ihtimal? 4 farklı ihtimal var. Geldim x yerine 2 seçmeye. x yerine 2 seçince f2 değeri küçüktür. 6 eksi 2 çıktı. Peki buradan ne demek istiyorum? F2 küçüktür 6'dan 2 çıktı 4. O zaman ben burada f 2ye öyle değerler vereyim ki 4'ten küçük olsun. A'nın içerisinde tanımladığım için 1'e gidebilir, 2'ye gidebilir, 3'e gidebilir ama 4'e 4'e gidemez. Kaç tane farklı ihtimal var? 3 tane farklı ihtimal var. Yoluma devam ettim. X dediğim değer 3 olabilir. X yerine 3 verirsem F3 küçüktür 6 eksi 3. Kısaca F3 küçüktür 3 çıktı. Bu değeri sağlayan ihtimalleri yazıyorsun tekrar. Diyorsun ki F3 1 olabilir hocam. F3 2 olabilir hocam. F3 2 olacaktı yanlış yazdık. F3 3 olamaz. O zaman kaç farklı ihtimal var? 2 farklı ihtimal var. Geldim 4 numaraya. X eşittir 4 için F4 küçüktür. 6 eksi 4 yazarım. F4 küçüktür 2'den. F4'ün alabileceği ihtimalleri düşünüyoruz. F4 dediğim değer 1 olabilir. Başka da bir şey olamaz. Bir tane değer alır. Geldim x yerine bir de 5 yazmaya. x yerine 5 yazdığımızda f5 küçüktür 6 eksi 5'ten f5 küçüktür 6'dan 5 çıktı 1'den ben burada x yerine ne yazarsam yazayım. Değer sağlanmıyor. Demek ki bu kuralı sağlamıyor böyle bir fonksiyon yazamam yani. Tamam mı? Uyan kaç farklı f fonksiyonu yazabiliriz? Hani buna uyan bir f fonksiyonu yazamıyorum. f5'in bulunduğu bir değer yaz yazamıyorum yani. Yaz o zaman tanımsız olmaz mı ya hocam bu fonksiyon? Bu fonksiyon tanımsız olabilir o zaman. Ama bu, bu bunu sağlasın istiyorum. Öyle bir f fonksiyonu oluşturayım ki yapayım. Bunu sağlasın istedik. Yani soruyu zaten özel sorduğumuz için bence tanımla da ilgili problem olmadı. Peki kaç farklı ihtimal var? 4 farklı ihtimal, 3 farklı ihtimal, 2 farklı ihtimal, 1 farklı ihtimal. Ama 5'i de bir yere göndermem lazım. 0 farklı ihtimal var dersem otomatikman olmaz değil mi? O zaman soruda hata yaptık. O zaman şu 5'i silelim arkadaşlar. Çok çok özür diliyorum. Yani bu soruda niye böyle oldu ben de anlamadım. O 5'i sildik mi? Ne oldu? 4'e kadar denememiz yetti. O zaman dedim ki 4 ihtimal, 3 ihtimal, iki ihtimal, bir ihtimal. Oh mis gibi oldu vallahi şimdi. 4 göre 3, 12. 2 ile çarptım. Mister gibi 24'ümü buldum. Bence oldu şimdi. Sen soruyu yalnız bir de böyle baştan çözsen çok güzel olacak. Hocam siz mi çözseniz acaba? Ben çözdüm. Ben görevimi yaptım. 9. föyde geldim. Üç tane çok önemli tanıma. Biraz uzun bir ders olacak ama tadına vara vara yavaş yavaş işlemeye devam. Fonksiyon sayısını anlatmıştık. Şimdi o fonksiyonun özelliklerinden bahsedeceğim. Tanımlarımızdan biri birebir fonksiyon. Nedir? Bir, dur, bu renk üstüne gelince bunu sildi adeta. Birebir fonksiyon nedir? Birebir fonksiyon bir fonksiyonda tanım kümesindeki farklı her elemanın görüntüleri de farklıysa bu fonksiyonlara birebir fonksiyon denir. Yani f a asla ama asla a'ya eşit çıkmayacak. Kimse kendine gitmeyecek. Yani herkes farklı elemanlara gidecek. Tam olarak böyle değil. Bir saniye şöyle yazalım. Şurada A elemanı var, şurada B elemanı var. Burada c burada burada da yine A elemanı olsun. Fark etmez burada da B elemanı olsun. Bakın bu A'ya gidiyorsa bu B'ye gitmeyecek. Bu pardon A'ya gitmeyecek. Bu da B'ye gidecek. Hocam ne dedin ya? Ya herkes farklı elemana gidecek. Kısaca şunu söyleyebiliriz herhalde. Burası çocuklar kümesi. Burası kadınlar kümesi. Kimse kardeş olmayacak. Ya bunun Türkçe karşılığı budur işte ya. Kimse kardeş değil. Herkes farklı elemanlara, herkes farklı annelere gidecek. Ha şöyle da anlamadık mı hocam ya? Vallahi ne güzel söyledik ya. Ha ne güzel oldu ya. Herkes farklı elemana gidiyorsa biz buna birebir fonksiyon diyeceğiz. Geldim örten fonksiyona. Ya ismi o kadar güzel ki örten, örtecek karşı tarafı. Yani B kümesinde boşta eleman kalmayacak. Bir dakika. B kümesinde boşta eleman kalmayacak. A kümesi, B kümesi. Buradaki bütün elemanlar kesin birleriyle ne yapacak? Eşleşecek. Eşleşir burada boşta eleman kalmazsa. B'ler kimli Kadınlardı. Kadınların hepsi eşleşirse bütün kadınlar çocuk yapar. Demek ki kariyer yapmaz. Örten fonksiyonun Türkçe karşılığı herkes çocuk yapacak. Türkçe karşılığı budur. F A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonu için F A eşittir B değer kümesinde boşta eleman kalmıyorsa oluşan fonksiyona biz örten fonksiyon adını vereceğiz. F A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyondan örten olabilmesi için tanım kümesindeki eleman sayısı görüntü kümesindeki eleman sayısına ya eşit olmalı ya büyük olmalı. Mantık olarak zaten böyle. Ezber yapma sakın. Mantık olarak zaten böyle. Şimdi şöyle bir soru yazalım sana. Yukarıdaki fonksiyonların birebirliğini ve örtenliğini inceleyiniz. Yani birebir bir örten. Arkadaş, B de 2'ye, C de 2'ye gittiği için bu fonksiyon birebir fonksiyon değildir. Birebildiği böyle yazabilirsin, tamam mı? Birebir fonksiyon değildir. Neden? İkisi de 2'ye gitmiş. Bu tehlikeli bir şey. Bu iyi bir şey değil birebirlik için. Herkes farklı elemana gitmesi gerekiyordu. Peki burada tanım görüntü kümesinde boşta eleman kalmış mı kalmamış? O zaman bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Örtendir. Örten bir fonksiyondur. Geldim buraya. A da 1'e gitmiş, B de 1'e gitmiş. Bana şunu söyler misin? İki arkadaş kardeş olmuş burada. Kardeşlik birebirlik demek değildi. Herkes farklı annelere gidecekti. Herkes tek kardeş olacaktı. O zaman diyorum ki buraya bu arkadaş birebir değildir. Örten mi peki? Hayır örten de değil. Bak bunlar çocuk yapmamış. Örten de değildir. Bir fonksiyon birebir ya da örten değilse problem olur mu hocam? Ne problem olacak? O onun problemi. Biz ne karışalım ona? A da bire gitmiş. B de bire gitmiş. Kimse kardeş olmayacak. O zaman bu fonksiyon birebir fonksiyon değildir. Peki örten mi? Arkadaş görüntü kümesinde boşluğu eleman kalmadığı için bu fonksiyon Örten bir fonksiyondur. Geldim buraya. A'yı 1'e gönderdim. B'yi 3'e gönderdim. C'yi 2'ye gönderdim. Herkesi farklı elemana gönderdim. Görüntü kümesinde de boşta eleman bırakmadım. O zaman hem 1'e 1 bir fonksiyondur. Bu fonksiyon aynı zamanda örten de bir fonksiyondur. Boşta eleman kalmadığı için. Ben Dur bence en güzel anlatan örnek budur bu soruyu. Yani bu örneği anlayabildiysen ne yaptığımızı birebirlik örtenlik adına bu iş tamamdır. Ha var mı farklı soruları? Var elbet. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Yukarıdaki küme için A'dan B'ye ben fonksiyon tanımlayacağım. Hangisi örten fonksiyondur? Yani istiyorum ki A, B, C, D kesinlikle birileriyle eşleşsin. A'yı eşleştirmişim. B'yi eşleştirmişim. D'yi eşleştirmişim. C'yi eşleştirmemişim. Bu örten değildir. D eşleşmiş. C eşleşmiş. A, B eşleşmemiş olmaz. A eşleşmiş. Bir de B eşleşmiş. Hani bana C, D demiş olmamış. A eşleşmiş. B eşleşmiş. C, D eşleşmiş. O zaman dedim ki biz bunu örtmüşüz belli. Kardeş olup olmaması beni ilgilendirmez. A eşleşmiş. C eşleşmiş. D eşleşmiş. Hani B? B eşleşmemiş. O yüzden doğru cevap Denizli'dir. Geldim günün son tanımına ama sorularım bitmedi. Çok sağlam 2-3 sorum daha var çözeceğim sana. Hani bu konuyu gerçekten aa şimdi şimdi anladım. Gerçekten güzel sorular var dedirtecek. İçine fonksiyon zor bir tanımdır ha. Az önceki örtenlik tanımını anladın mı? Boşta eleman kalmayacak. Örten olmayan fonksiyona içine fonksiyon denir. Kariyer yapacaksın. Çocuk yapmayacaksın diyor. İçine fonksiyonda. Türkçe karşılığı o. Hangileri içine fonksiyondur? Ne yapmış? Boşta eleman kalmış. Bu fonksiyon İçi nedir? İçine fonksiyondur. Örten değilse içi nedir? İçi neyse örten olamaz. X'i birbiriyle zıtlaşıyor. Bu boşta eleman kalmış. Nasıl bir fonksiyondur? İçine fonksiyondur. Bu boşta eleman kalmamış. Zaten boşta eleman kalmadıysa bu fonksiyonlara ne deniyor? Örten fonksiyonlar adı veriliyor. Şimdi yola da biraz farklı sorularla devam etmek istiyorum. R'den R'ye tanımlayalım yine biz fonksiyonlarımızı. Bu sefer fonksiyonların denklemlerini vereyim ben sana. Ne dersin? Bu fonksiyonlardan hangileri bire birdir? Bire ne demekti hocam? Bire birlik şuydu. Ben eğer x1 ve x2 gibi farklı iki değer seçersem x1 ve x2 gibi farklı iki değer seçersem bunların cevapları da birbirinden farklı olması gerekiyor. Cevaplarının birbirinin aynısı olsun istemiyorum. Az önce öyle yaptık. Kimse kardeş olmayacağız dedik ya Türkçe karşılığı. Sen şimdi fx eşittir x eksi 5. Bana öyle x değerleri söyle ki ikisinin cevabı aynı çıksın. Mümkün mü reel sayılarda? Değil. f1 verince farklı değer alırsın. f5 verince farklı değer alırsın. Her seferinde farklı değer alırsın. Her seferinde farklı değer alıyorsan asla aynı değeri almıyorsan doğru yoldasın. Bu arkadaş birebirdir. Peki gel. Ya bu sorular var ya tam kıl sorular ya. Kimse sevmez bu soruları söyleyeyim sana. Ya öyle iki değer olacak ki aynısını verdiğimde pardon farklı değerler versem de cevap aynı çıkacak. Kardeş olacak onlar. Kardeş olsun istemiyorum. Ama var sanki bak. X yerine sıfır yazdığımda cevap ne çıkar? X yerine sıfır yazdım cevap sıfır çıktı. E ee, hocam x yerine eksi bir yaz bakalım. X yerine eksi bir yazınca buradan bir. Şuradan eksi bir. F eksi birin cevabı da sıfır çıktı. Dikkat ediyor musun? Bu ikisinin cevabı aynı çıktı. Kardeş çıktı bunlar. Hayır biz kardeş istemiyoruz bunlar birebir değildir diyeceğiz. Devam. Peki fx bak zaten mutlak işin içerisine girdim bir gıcıklık vardır orada. Eksi 5. Ya hocam bu da birebir olmaz. Neden? Ben derim ki burada misal f'ye 1 versem 1 mutlağın dışına 1 çıkar eksi 5'ten. Cevap ne geldi? Eksi 4 geldi. Hocam ben eksi 1 versem mutlağın dışarısına artı 1 çıktı yine eksi 1. Yanında da eksi 5'i var. Cevap yine eksi 4 oldu. E hocam bunlar yine eşit çıktı. Bu birebirliği bozuyor. Ki bir keza bozdu. Devam ettim yolumla. Efendim çok güzel bir soruyla daha. Yok bu biraz daha kolay. Ama o fonksiyon sayısını anlattım ya. Onunla erintili bir soru. Şimdi onunla ilgili bir şeyler anlatacağım. ABC belli. 1, 2, 3, 4, 5 belli. Kümeler belli. A'dan B'ye. Küme tanımlıyoruz. Pardon fonksiyon tanımlıyoruz biz yine. Ben hiç böyle e, erinmeyeceğim. Hepsini çizeceğim senin için. Sen de çizersen sen de daha iyi anlarsın. A, B, C'yi yazdım. 1, 2, 3. Bu ikiye ne oldu? 2, 3. Gözüküyor mu? Sende gözüküyor. 4. Kayıtta izleme. Aman ha anlatıyoruz anlatıyoruz bazen gidiyor ya. 1, 2, 3, 4, 5. A'dan B'ye kaç farklı birebir fonksiyon tanımlanabilir? Bir dakika birebir istiyorsun illa. Şimdi ben A'yı birine götüreceğim. B'yi birine götüreceğim. C'yi birine götüreceğim. Birebirlik ne diyordu hocam? Herkes farklı elemanlara gidecek diyordu. Ya madem herkes farklı elemanlara gidecek. Bir A buradan diyelim ki 1'e gitti. 5 ihtimal vardı. 5 ihtimalden birine gitti. O da 1 olsun. Artık biri kullandın. B geldiğinde ben bire gidiyorum diyemez artık. O hakkını kaybetti. Karşıda dört tane farklı ihtimal var. O dört taneden birine gidecek. Diyelim ki üçe gidecek ama dört tane farklı ihtimali vardı gidebileceği. Tam bir mantık silsilesi ya. Mantığını anlayan ne yapacaksın? Diyelim ki üçe gitti. C'nin gidebileceği karşıda 3 farklı sayı vardır. Bu da 3'e gider. 4 kere 5 20'dir. 3 çarptık 60'dır. 60 Altmış tane farklı birebir fonksiyon yazarsın. Bak artık fonksiyonları da özele indirgedik. Birebirliğini bile kontrol edip o fonksiyon adetini bulabiliyoruz. Hangileri içine fonksiyondur? İçine ne demekti? Örten olmayan. Yani tanım kümesindeki elemanları eşleştirirken değer kümesinde boşta eleman kalacak. Boşta eleman kalsın eleman kalsın yani sen diyor z'den sayıları al diyor reel sayılara götür bunlar çok kritiktir burada x yerine 5x artı 1 de fonksiyonda denklem kur r'ye geç şimdi sen diyorsun ki hocam x yerine 1 versem ben f1'in cevabı 6'dır eşleşti bak 1 ile 6 eşleşti Yalnız bir şey söyleyeceğim. Burayı Z'den seçebiliyorsun. Burayı reel sayılardan. Peki ben sana soruyorum. Hangi fonksiyonun cevabı burada? Diyelim ki kök 3 çıkar. Kök 3 reel bir sayıdır. Evet. Sen Z'de hangi değeri verirsen ver. Asla kök 3'ü elde edemezsin bu fonksiyonda. E o zaman bu örtemez buradaki elemanlarla reel sayıları. Tam sayıları örterdi. Ama reelleri örtemez. Devam edip doğal sayılardan tam sayılara yazıyorum. Hmm. Şimdi bak fonksiyonun tanım yeri o kadar önemli ki bazen fonksiyonun denkleminden bile önemli. Gx'e ne diyorum? x eksi 1. İyi güzel hoş. Ya hocam bak bu kümenin içerisinde eksi 5 var mesela. Ben istiyorum ki gx'in cevabı eksi 5 çıksın. E çıkması için benim x'e eksi 4 vermem lazım ama eksi 4 tanım kümesinde yok. Lütfen anladığını söyle biliyorum zor. Ya şurayı bir atlatsak şurada pati çekiyoruz şu an. Şu patiyi bir atlatsak fonksiyon yardırıp gideceğiz. Gerçekten. Ama burada bir çekeceğiz o iş çilesini. Çilesini çekmeden olur mu? Bu da elendi. Tam sayılardan alacağım doğal sayıları eşleyeceğim. Yani sen Z kümesinden N'ye doğru gideceksin. Mesela bak X'e 2 verelim. X'e 2 verdim. H2 bu fonksiyonun adı pardon. X'e 2 verdim h2'nin cevabı 0 çıktı. Bakın doğal sayılar kümesini yavaş yavaş örtmeye başladım. x'e 3 verdim. h3'ün cevabı 1 çıktı. Doğal sayılar 0'dan başlar, 1'den sonsuza kadar gider. Ama hocam hep bu taraf bundan 2 fazla. Yani bak 3'e 1 falan. O zaman tam örtemez mi? Hayır tam örter. Sayılar sonsuza gittiği için birbirlerini örtecek olarak kabul ediliyor onlar. Örter de zaten. Yalnız 3'tür doğru cevap ama hani kolay gibi durup ters köşe yapabilir. Hani az önce sana mantığını aktarmaya çalıştığım bir soru tipi vardı. Bıdı 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 fonksiyonların eleman sayısı kümelerin. A'dan B'ye tanımlıyorsun. Örten bir fonksiyon ol. Şimdi örtenlik ne demekti? Hocam bu tarafta A var bu tarafta B var. Örtebilmesi için buradaki eleman sayısı A'nın eleman sayısından küçük eşit olmak zorunda olsun ki tek tek eşleyip örtebilelim hocam. Yani sen B'nin eleman sayısına fazla dersen örtemezsin ki A'larla. Çünkü A'lar sadece bir kişiyle eşleşebiliyor. Buna göre X en az kaçtır diyor. Ben diyorum ki A'nın eleman sayısı büyük eşit olmak zorundadır. X artı 4 yani B'nin eleman sayısında. X'i aldım geri. X burada büyük eşittir. 7 dedim. Doğru cevap 7'dir dedim. Çok güzel böyle sorularla devam ediyorum yoluma ama. Şimdi son iki sorum. İkisi yani bir kitaptan bir böyle çok can acıtan bir soru tipi. Böyle kafada yıkan. Az önce anlattığım mantıkla bence harika bir ÖSYM sorusu olur bundan. Kitapta öde bıraktım. Bugün çok öde bırakacağım. ABC boş kümeden farklı 3 küme olmak üzere F A'dan B'ye, C B'den C'ye fonksiyonları tanımlanıyor. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşit ama C'nin eleman sayısı daha büyük. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? F birebir olabilir. Şimdi F Kimden kime tanımlanıyor? A'dan B'ye tanımlanıyor. Bir kere eleman sayıları ile ilgili ne var? A'nın eleman sayısı eşitmiş B'nin eleman sayısına. Şimdi yorum yapıyorum. Arkadaş herkes farklı elemana eşleşmek zorunda. Bu mantıkta eşleşebilir mi? Eleman sayıları eşitse eşleşebilir. Olabilir. Yanlış diyemem. C örtendir. Ha, dur ona biz karar vereceğiz. C fonksiyonu nereden nereye tanımlı? B'den C'ye tanımlı. B'nin eleman sayısı Kimin eleman sayısından küçük? C'nin eleman sayısından küçük. C örten midir? Arkadaş ben B'deki elemanları alacağım. C'deki elemanlarla eşleştireceğim. Ama burada iki nokta varsa burada üç nokta var. Çünkü C'nin eleman sayısı bir tane fazla. E, hani örtendi? Hadi eşleştirdim bunları. Bu boşta kalacak. O, mümkün mü? Örten değildir. Kesin yanlıştır. Kesinlikle örten değildir bir kere. Yanlışı buldum ama yola devam g bire bire olabilir. olabilir tabii ki hepsi farklı elemanlara gidebilir olabilir c içi nedir hatta g kesin içinedir yani kurtuluş yok. kesin doğru bu zaten ya örtendir ya içinedir yani dedik ya bir küme bir fonksiyon örtense örtendir içine ise örten değildir ha söylemek istediğim cümle buydu f örten ise bire birdir. olabilir örtense örtü ha örtüyorsa diyor b'yi Eşitliği eleman sayıları. Burada da 3 nokta vardı. Burada da 3 nokta var. Eğer diyor örttüyse her 3 noktada farklı elemana gitmek zorundadır. Bu da kesin doğrudur. Aman ya Rabbi. Efsane soru diyor. Ha! Çok da güzel bir efsaneyle bitiriyoruz. Günün bomba. Günün efso sorusu. Bu efso soruyu çözen bordo verilir. Bu efso soruyu çözen fonksiyonlarda gelebilecek farklı tipte sorulara ben açayım hocam. Bana gönderin gelsin diyen tiplerdir. Kimler onlar? Ya da sazanları bulacağız? Çok enteresan. Bıdı bıdı, bıdı bıdı bıdı. Olmak üzere F A'dan B'ye fonksiyonu. X'ler. Bakın şöyle okuyoruz artık burayı. X sayısının farklı rakamlarının sayısı. X sayısının farklı rakamlarının sayısı. Buraya kadar oku. Ne demek hocam o? X sayısı var ya diyelim ki 430, 432, 3, 4323, 4323. Eğer ben sana diyor 4323 yazdıysam zaten soru burada çözülüyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bunu anladın mı? Mesela bunun cevabı kaç? Bana söyleyebilir misin? Bunu söylersen harbiden olmuş bu iş. X sayısının, X sayısının f(x) rakamları farklı rakamlarının sayısı. Farklı rakamlarını sayacağız. 1 2 3. Bak bunun cevabı 3'müş. Bunu yazdıktan sonra soru bitiyor zaten. Buna göre hangileri doğrudur diyor. F fonksiyonu için nedir? Ne bileyim ben. Önce yazmam lazım. F 1 2 3 4'ün cevabını bulacağım. A'dan B'ye tanımlıyorum ya. Bu kime eşleşiyor onu bulacağız. 4 tane farklı rakamdan oluşuyor. Bunun cevabı 4'tür. F 1003 kaç farklı rakamdan oluşuyor? 1 2 3 farklı rakamdan oluşuyor. Bunun cevabı 3'tür. 3'te eşleşir. Şimdi mantığı anladığını düşünüyorum. Aslında çok zor gibi gelmiyor ama oradaki kelime oyununu çözmen gerekiyor. 1 2, 3, 4. Bu da 4 farklı rakamdan oluşuyor. Geldim sonuncusuna. 3, 34.152. Hepsi birbirinden farklı. 5 tane 5'e eşleştim. Şimdi diyorum ki bu fonksiyon içi nedir? İçi neyse örtemeyecek. 4'ü örtmüşüm. 3'ü örtmüşüm. 5'i örtmüşüm ama ne yapmışım? 2 ile 6'yı örtememişim. Örtemediğim için içi nedir doğrudur içine fonksiyon örtemeyen demek. F fonksiyonu birebirdir. Birebir olabilmesi için hepsi farklı elemana gidecek. Nereye birebir? Hepsi farklı elemana gitmemiş. sen kimi kandırıyorsun? F 1 2 3 4 evet. F 5 50201 Bunlar birbirine eşittir. Evet keza bu da doğru bu da doğru. bir 3 doğrudur. Vurdum cevabı Ceyhan'a ama 10 numara 5 yıldız bir soruyla bitirdim günü. Efendim gönder gitsin diyoruz. Fonksiyonlar. 7. föy, 8. föy, 9. föy, 3. test, 4. test. Bol bol örnek. Hocam okulun ilk günü yapmayaydım bunu. İlk gün ödev vermeyeceklerini bildiğimiz için ben verdim ödevleri bugün efendim. Bugünlük bu kadar diyorum. Bir sonraki derste görüşünceye kadar yani yarın Ayet ama tabii dolu dizgin devam ederiz. Kendinize çok 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 iyi bakınız. Hoş kalınız, hoşça kalınız. Beğenmeyi, yorum atmayı, destek olmayı lütfen unutmayın.